Günaydın değerli TV 262 izleyicileri. Manşetler programından sevgiler, saygılar, hürmetler. Güneşli bir İzmir sabahından sizlere sesimizi ve görüntümüzü ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, tarihler 13 Kasım 2019 çarşambayı işaret ediyor ve bu haftanın 3. gününde yine gündemdeki önemli maddelerle gazetelerin birinci sayfalarındaki manşetler ve diğer haberlerle karşınızdayız. 6 il gazetesiyle sizlerle paylaştıracağız. 3 ilçe gazetesini sizlere yorumlamaya çalışacağız. Ve gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin yazdığı köşe yazıları ve internetteki köşe yazılarıyla sizlere anons etmeye çalışacağız. Gündemi de yine bizim farklı şekilde belirteceğimiz konularla da sizlere anlatmaya, söylemeye, iletmeye çalışacağız. Evet, şunun altını kesinlikle çizelim ki ülkemiz adına önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. İlk temasını Türk iş adamlarıyla gerçekleştirdi. Bugün gene gecenin ilerleyen saatlerinde, Türkiye saatlerinde 22 ile 23 arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la buluşacak ve daha sonra da iki lider bir açıklama gerçekleştirecekler. Masada birçok konu var. Özellikle mektup konusu var. Ve mektup konusunun dışında Suriye konusu tabii ki birinci gündem maddesi. Yine iki ülkenin arasındaki savunma amaçlı silah alışverişleri konusu gündeme taşınacak. Ve özellikle IŞİD militanlarının ülkelerine iadesiyle ilgili konularda yine masada yer alacak değerli izleyiciler. Evet, bakıldığında birçok konu var. Birçok konunun altının çizilmesi gereken nokta var. Bakalım İki lider arasındaki görüşmenin sonucu nasıl olacak, neler çıkacak ortaya, nasıl yansımalarla karşı karşıya kalacağız. Önümüzdeki süreç bize buradan çıkacak sonuçta neler getirecek, hep birlikte görmeye çalışacağız. Tabii Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen doğusunda petrol ve doğalgaz araması konusunda da konu masaya da yatırılacak. O konuda var tabii ki tartışılacak, görüşülecek. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin sınırlarının içerisindeki yan yana olduğu komşularıyla arasındaki dış işlerindeki yapılan hatalı bir politika nedeniyle kavga demeyeyim ama sürtüşme ve iyi ilişkiler ne yazık ki gerçekleşmiyor. Bunlar da tabii ki masada olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmede. Bakalım, biraz evvel de söylediğim gibi, nelerle karşı karşıya kalacağız? Hangi yansımaları yarın sabah sizlere anlatmaya, söylemeye, yorumlamaya çalışacağımızın altını çizelim ve gelelim ilimizdeki gündeme. Dün burada Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde yapılan bir röportaj, uyuşturucu konusuyla ilgili bir muhtarın, ki İzmit merkezdeki bir muhtarın sizlere anlattıkları, paylaştıklarını paylaşmıştım. İşte bu paylaşım sonrasında dün Kocaeli Valiliği'nde önemli bir toplantı yapıldı. İlimizde madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı. Tabii bu toplantıda Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal da vardı. Vali yardımcıları da vardı. İlçe kaymakamları da vardı. İl Emniyet Müdürü de vardı. Jandarma Komutanı da bulunuyordu. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Profesör Doktor Ercüment Çiftçi de bulunuyordu. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Profesör Doktor Nilay Coşun da katkı sağladı. Cumhuriyet Savcıları gibi birçok il kurum müdürleri de bu toplantıya katkı sağlayarak madde bağımlılığı konusunu nasıl çözümleriz tartıştılar. Umarız bu toplantılarda iyi sonuçlar çıkar. Umarız bu toplantılardan ki kentin önemli, en önemli bürokratlarının bir araya geldiği bir toplantı ki Kocaeli Valiliği Başkanlığı'nda yapılan bu toplantının çıkacak sonuçların yaptırım olarak çok iyi şekilde uygulanması ve uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığının ortadan kaldırılması konusunda yapılacak çalışmaların hepimize, geleceğimize umut vermesini diliyoruz değerli izleyiciler. Bunu da sizlerle paylaştık. Şimdi bir kayınpeder yaralaması, bir kayınpederle ilgili yaralama gerçekten yine gündem maddelerimizden bir tanesi. Eşiyle araları bozuk ve Turgay Genç, arkadaşı Serdar Bakır'ı yanına alarak eşi Nilgün G ile konuşmak için evine gidiyor. Bu konuşma sırasında konu hararetleniyor, bağırışmalar, çağrışmalar. Daha sonra Nilgün G babasını arıyor ve eve çağırıyor. Derince Sırpaşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geliyor bu olay. Babası eve geliyor ve işte
damadı diyelim, Nurettin Yel ile arayarak eve arıyor. Öfkeli baba damadı Turgay Genç'le arkadaşını bıçakla yaralıyor değerli izleyiciler tartışma sonrasında. Evet, bıçakla yaralıyor. İlginç. Yani aralarında ne geçti de bıçakla saldıracak kadar o noktaya taşındı. Neden böyle ikili ilişkileri konuşamıyoruz? Neden iletişimi sağlayamıyoruz? Neden insan gibi oturup karşı karşıya sorunlarımızı çözecek noktaya gelemiyoruz? Ve toplumda en ufacık bir noktada, en ufacık bir sürtüşmede bağırma, çağırma, öldürme, bıçaklamayla karşı karşıya kalıyoruz ne yazık ki. İletişimimizi neden kuramıyoruz bilmiyorum. İlk iş yaralanıyor. Tabii ki polis de gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı. Bir kişinin hayatı tehlikesi olduğu konusunda dün akşam haber gelmişti ama bu konu tam teyit edemedik. Umarız kimseye bir şey olmaz. Sadece yaralamayla bu iş ortadan kalkar. Başiskele'de Bahçecik mevkiinde bir başka olay daha yaşandı değerli izleyiciler. Bu da ilginçtir. Aracını park ediyor bir kişi Bahattin Ye. Eşinin akrabası olduğu ileri sürülen Ahmet Ye isimli kişinin silahlı saldırısına uğruyor. Yani şimdi eşimi git vur dedi veya Bahattin Ye ile eşi arasında problem mi var? Ahmet Ye eşinin gerçekten akrabası mı? Ahmet Ye isimli şahıs yaralamayı gerçekleştikten sonra silahla arabasına binip olayından kaçıyor. Yaralanan Bahattin Ye ise kendi olanakları arabasına binerek Bahçecik polisine gidip tedavi oluyor. Polis de araştırma başlattı bununla ilgili. Evet, dün de anons etmiştik, bugün de söyleyelim. Lastik İş Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Abdullah Karacan, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü nedeniyle Lastik İş Sendikası Genel Merkezi bir dizi etkinlik düzenledi. Bugün saat 11'de Bahçeşme Mezarlığı'nda yapılacak anma etkinliği ve saat 17'de Başiskele'deki Lastik İş Oteli'nde anma programı gerçekleşecek. Bir kez daha Karacan ailesine başsağlığı, Lastik İş Sendikası'na başsağlığı, işçi sendikalarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten Abdullah Karacan bu kente gerek insanlık adına gerek de sendikacılık adına önemli bir marka olmuş isim diyelim ve bir kez daha başsağlığı dileyelim herkese. MİA projesi. Evet, günlerdir komisyonun içerisinde bulunuyordu. Bir türlü gündeme getirilmesi konusunda herkes farklı farklı şeyler yazıyordu, çiziyordu. Evet, yarın yapılacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında MİA projesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Biraz sonra bazı gazetelerde bu konuda da açıklamalar var. Onları sizlere paylaşacağız ama REAL bölümünün devreden çıkartıldığı, projeden çıkartıldığı söyleniyor. Tabii ki meclise gelmeden bu konu çok net ortaya çıkmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediyesi meclisinde yer alan meclis üyeleri de MİA projesine şimdiden daha red vereceklerini açıkladılar. Bu da ayrı bir, başka bir konu. Yarın hareketli bir Büyükşehir Belediyesi Meclisi yaşayacağız diye değerlendiriyorum. Evet, Kocaeli Anneler Derneği bu kente geçtiğimiz 2 yıl, 2,5 yıl içerisinde önemli damga vuran bir dernek. Hande Gürel Kaya bu derneğin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları çalışmalarına bir daha ilave koyuyorlar ve anaokulu açmak için kolları sıvıyorlar. Dernek 26 Kasım Cuma günü W3 by Hilton'da yani Kartepe hemen girişteki bulunan otelde saat 10'da yardım amaçlı bir kahvaltı programı düzenliyor. Ve bu programda da anaokulunun nasıl yapılacağını, neler gerektiğini, nasıl bir süreç işleneceği de yine dernek başkanı Hande Gürel Kaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından katılanlara bilgi olarak belirlenecek. Ve yardım amaçlı bu kahvaltıda bakalım neler çıkacak onu da takip edeceğimizin altını çizelim ve devam edelim. Yaya Kaptan da geniş bir kesim tarafından tanınan Gönül Cengiz dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün Yaya Kaptan da öğle namazını müteakip kullanacak. Cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. Gönül Cengiz gerçekten sevilen bir isimdi. Cengiz ailesine de ve Yaya Kaptan da kendisini sevenlere ve kentimize kendisini sevenlere başsağlığı dileklerimizi de hatırlatalım. Evet, İzmit Belediyesi önemli bir organizasyona imza atacak değerli izleyiciler. Önümüzdeki süreçte her zaman 29 Kasım'da. 29 Kasım nedir? Kente bakıldığında birçok yere imzasını atmış, damgasını vurmuş Mehmet Sadık Efe'nin aramızdan ayrılışının yıl dönümü. 16. yıl dönümü yanılmıyorsam. Ve 29 Kasım'da Mehmet Sadık Efe isminin altında
Gerek Kocaespor'da hizmet etmiş, gerek kente hizmet etmiş birçok ismin de içinde yer alacağı bir anma programı düzenleniyor İzmit Belediyesi tarafından. Biz İzmit grubunun kurucusu Hüseyin Erol bu konuya önderlik ediyor ve İzmit Belediyesi böyle bir organizasyona, böyle bir anma programına 29 Kasım'da imza atacak. Bunu da şimdiden buradan duyuralım değerli izleyiciler ve gündemimizi bu şekilde noktaladıktan sonra geçiyoruz nereye? Gazete turumuza. Evet, bugün ilk gazetemiz Mavi Kocaeli Gazetesi. İlginç bir başlığa imza atmış Mavi Kocaeli Gazetesi. Neden? Şimdi hepimiz şunu çok net biliyoruz ki zaman zaman yolculuk yapıyoruz. Özellikle yaptığımız bu yolculuk İstanbul, Bursa yakın illere çok daha sık alıyor. Yani hem işimiz gereği hem işte yaptığımız programlar gereği veya yaptığımız çalışmalar gereği buralara gidip gerek İzmit'e, gerek Bursa'ya, gerek Adapazarı'na, gerekse Yalova'ya daha çok gitme olanağına yakalıyoruz. Tabii ki bunu giderken de kullandığımız araçlar var. Kendi aracımız yoksa veya kendi aracımızda bu işi yapmıyorsak ya ulaşım için İzmit-İstanbul arasında sefer yapan firmaları tercih ediyoruz ya da hızlı treni tercih ediyoruz veya işte günde 4 sefer olan ve daha çok olmasını istediğimiz ama bir türlü o sayının yükselmediği daha belki banyo treni dediğimiz ama şimdi Adapazarı Ekspresi olarak değerlendirilen trenleri tercih ediyoruz. Adapazarı'nda iki firmanın bir rekabeti söz konusu. Bu iki firmanın rekabeti sonrasındaki ilimizde bu taşımacılığı, otobüs, karayolu taşımacılığını, otobüs taşımacılığını 3 firma yapıyor. Ama bir yerden bilet kesiliyor bu 3 firmaya. Adapazarı'nda ise iki firma bu işi gerçekleştiriyor. Arasındaki rekabet nedeniyle düşen bir bilet miktarı var. Yani parası var. Onunla ilgili bir manşet atmış Mavi Kocaeli Gazetesi. Bakalım ayrıntısına haberin. Sakarya'da rekabet fiyatlara yansıdı şeklinde bir üst başlık var. Aynı tarif eden biz de istiyoruz diye bir manşet konulmuş. Sakarya'dan İstanbul'a yolcu taşıyan iki otobüs firması arasında geçen hafta başlayan rekabet sonrasında Adapazarı Harem otobüs bileti 15 liraya kadar düştü. Kocaeli vatandaşlar aynı güzergaha 30 lira ücret ödüyor. Evet, Adapazarı'ndan biniyorsunuz, hareme gidiyorsunuz, 15 lira ödüyorsunuz. İzmit'ten biniyorsunuz, hareme gidiyorsunuz, 30 lira ödüyorsunuz. Yani iki katı. Şimdi 3 firma dedik ya elimizde. Evet, 3 firma bu işi gerçekleştiriyor. Bu 3 firmanın şu anda özellikle harem yani alt yolu kullanma yetkisi var. Bu yetkiyi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veriyor. Bir firma bununla ilgili başvuruda bulunmuştu ve ona red cevabı verilmişti. O firma daha sonra iflas ettiğini açıkladı ama daha sonra geri dönüş yapıldı. O firma çalışıyor ama artık o İzmit-İstanbul arasını kullanmıyor veya çok az bir şekilde kullanıyor. İlk çıktığı gibi o iddialı bir şekilde çıkışı gerçekleştiremedi o iflas sonrasında. Ama bakıldığında 3 firma var şu anda. Ve İzmit-İstanbul yolcusunu taşıyor bu firmalar. Ama aynı yazıhaneden bilet kesiliyor. Biz 30 lira ödüyoruz. Sakarya yani Adapazarı'ndan binip hareme gidenler 15 lira ödüyor. Bu aynı tarafından da istediklerinin altı çiziliyor. Adapazarı harem 15 lira olduğu etiketi var. Önce 25 sonra 20 TL oldu. Rekabet ucuzluk getirdi. Biz de indirim istiyoruz şeklinde 3 tane ara başlığı var. Haberin değerli izleyiciler. Evet, sol tarafa geçiyoruz. Engelli vatandaşı otobüsten indirdiler. Evet, bir başka acınacak bir haber daha. Adnan Sertel, engelli vatandaş otobüsten indirildiğini iddia ediyor haberde. Metruk binadan şikayet var şeklinde hemen altta bir haber söz konusu. Sağ tarafa geçiyoruz. Okul çevresi güvende. Otomobilin çarptığı kişi öldü. Gebze'de bir olay gerçekleşiyor. İrfan Seyrek hayatını kaybetti. Balkondan düştüğü hayatını kaybetti şeklinde bir anonslu haberde bulunuyor. Evet değerli izleyiciler. İkinci manşete bakalım. Lastik iş davayı kazandı. Dün ben bunu girişte anons etmiştim. Lastik iş sendikasıyla kendisine dava açılanlar arasında ki davanın lastik iş tarafından kazanıldığı haberi bulunuyor. Tesis 60 ay daha lastik işin. Evet dün yapılan ihalede lastik iş sendikası kiracı bulunduğu Beldağ'da tarafından kiracı bulunduğu yere tekrar sahip oldu ve 60 ay daha çalıştıracak.
Abdullah Karacan bugün anılacak şeklinde haberler kullanılmış. Genç kıza iğrenç saldırı şeklinde şantajcı sapık yakalandığı şeklinde Gölcük'te bir haber kullanılmış. Torbacı'da operasyon, Vali Aksoy vatandaşı dinlediği ve İzmit Belediyesi'nde araç kiralama ihalesi şeklinde haberler. Birinci sayfada Mavi Kocaeli Gazetesi'nde okuyucusuna sunulmuş. Devam ediyoruz. Hangi gazeteyle? Kocaeli Gazetesi'yle. Evet, MİA projesinden bahsetmiştik. İşte MİA projesiyle ilgili olan bölüm bugün Mavi Kocaeli Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Şimdi bakalım gazeteyi şöyle bir açalım. Hemen kulakta iktidarın İmam Hatip karnesi şeklinde Tanzer Ünal'ın yazdığı köşenin anonsu yapılmış. Gelelim manşete. Dokusuna konulmuş manşet. Real AVM'nin bulunduğu alan projeden çıkartıldığı üst başlığıyla MİA projesi yine gündemde şeklinde bir manşet kullanılmış ve üstten çekilmiş fotoğrafıyla da bölüm nerelerde ne kullanılacağı, nasıl yapılacağı ayrıntısıyla verilmiş değerli izleyiciler. Kırkevler Sapağı dışı, Körfez Mahallesi kapsam dışı, evet Kırkevler kapsam dışı, Körfez Mahallesi kapsam dışı, D100'ün bölümü üst tarafı kapsam dışı, Intertex bölümü var, orası da gözüküyor haber, fotoğrafta. İzmir Sanayi Sitesi kapsam dışı. Yuvacık kavşağı var bölümde. MİA projesi sarı alanla çerçeveli bölgesi kapsıyor şeklinde bir bölüm verilmiş. Ama o sarı alanın içerisindeki bölümlerde de işte İzmir Sanayi Sitesi kapsam dışı şeklinde bir bölüm verilmiş. Kırkiyevler kapsam dışı. Körfez Mahallesi kapsam dışı denmiş. Intertex kapsam dışı. Yani MİA projesi bakalım mecliste nasıl tartışılacak? Dediğimiz gibi yarın oldukça farklı bir gündem var. Bakalım alt başlık nasıl denilenmiş haberde. Yapımı yılan hikayesine dönen MİA projesinden Real AVM'nin bulunduğu alan çıkartıldı. İzmit'in Körfez ve Sanayi Mahallelerini ilgilendiren MİA projesi yarın Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde. CHP projeye yine şerh koyacak şeklinde bir alt başlık var. MİA projesi yarın mecliste diye bir ara başlık var. MİA projesinin kapsadığı alan şeklinde bir bölüm var. CHP'nin MİA projesine itiraz ettiği 4 husus var. Bunları bir irdeleyelim değerli izleyiciler. Önemli bir proje ve gazete bunlarla ilgili bir değerlendirmede bulunmuş. Bunu da sizlerle paylaşalım. MİA projesinin kapsadığı alan: Adliye Kavşağı, Yahya Kaptan Kavşağı, Yuvacık Kavşağı, deniz kenarı arasında kalan bölge. CHP'nin MİA projesine itiraz ettiği 4 husus: yer seçim ve depremlerle ilgili sıkıntı, ulaşımla ilgili sıkıntı, Kırkiyevler Sanayi Mahallesi ve İzmit Sanayi Bölgesi'nin kapsam dışı olarak bırakılması ve çekim gücünün kent merkezine olmaması şeklinde 4 tane çekincesi olduğunu da belirtiyor Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri. Bununla ilgili bakalım neler konuşacak yarın mecliste. Geliyoruz hemen sağ tarafa. Korkmaz yükümlülerle geleceğe nefes oldu şeklinde bir başka haber kullanılmış. Koca Kaymaz köyü sakinleri tedirgin. Yağmur yağmayınca gölet bu hale geldi. Bununla ilgili daha değişik bir haber sizde bir sonraki gazetemizde bulacaksınız. Hyundai Aslan'dan eğitime büyük destek şeklinde ikinci manşet gibi bir haber kullanılmış. Sol tarafta Abdullah Karacan için anma töreni, Abdullah Karacan'ın fotoğrafıyla Tarakçı kalbine yenildi şeklinde bir başka Gebze'deki bir ölümlü haber verilmiş. Kazancıyı öldüren şahıs tutuklandı şeklinde İzmit Gültepe Mahallesi'ndeki ilgili cinayetle ilgili bir haber ve tutuklama haberi. CHP Körfez'de Baykurt aday oldu. Tesisler 5 yıl daha lastik işte şeklinde diye dünkü ihaleden haber verilmiş değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. Neyle? Özgür Kocaeli gazetesiyle, yani ilk bölümümüzün 3. gazetesiyle. Evet, ilginç bir manşet, ilginç bir başlık, ilginç bir değerlendirme. Yağmayan yağmurlar ve yağmayan yağmurlar sonrasında karşımıza gelen nokta. Ütük göleti kurudu. Evet, ilginç bir manşet. Belki çoğumuz ilk defa duyuyoruz Ütük göleti. Nerede derseniz Kandıra'da. Ve Ütük göleti dediğimiz bölümde doğal bir gölet ve burada etrafta bulunan hayvan besleyenler, çiftçiler burayı kullanarak gerekli çalışmaları yapıyorlardı. Bakalım habere. Kandıra ilçe sınırları içerisinde bulunan
Koca Kaymaz Ütük Göleti'nde sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağış olmaması nedeniyle 2 ayda su seviyesi yaklaşık %80 oranında düştü. Bölgede bulunan köylerde yaşayan çiftçilerin su ihtiyacını karşıladığı gölette su oranının düşmesiyle problemler yaşanıyor şeklinde bir alt başlık var haberde. Bataklık oluştu, kalan suda ise yaramıyor, işe yaramıyor şeklinde iki tane ara başlığı var haberin. Yine göletin su kalmadı şeklinde fotoğraf altıyla bir haber desteklenmiş. Evet, bölgede birçok kişinin yararlandığı bu göletin yağışlar olmaması nedeniyle kuruma noktasına gelmesi hakikaten düşündürücü. Tabii ki sadece konu bu değil, konu Yuvacık Barajı ile ilgili de değerlendirme. Yuvacık Barajı'nda da su seviyesinin %22'lere kadar düşmesi ve gelecekle ilgili 1-2 gün içerisinde yağış olmazsa, ki yarın yağış bekleniyor bölgemizde, yağış olmazsa ve istenilen noktaya gelinmezse Sapanca Gölü'nden takviye alınması söz konusu. Onu da yine takip edeceğimizin altını çizelim ve gelelim sağ tarafa. Lastik iş sosyal tesisleri 5 yıl daha tekrar kiralı şeklinde haber verilmiş. Dünkü ihaleyle ilgili sendikacılar diye bir fotoğrafı da söz konusu. Aplak Arıcan alınıyor, Aplak Arıcan'ın fotoğrafıyla haber verilmiş. Evlilikte 16 yıl ve üzeri risk şeklinde bir başka Türkiye İşsizlik Kurumu'nun yaptığı araştırmanın başlığı öne çıkartılmış. Oldukça ilginç bir araştırma değerli izleyiciler. 16 yıl ve üzeri risk. Evet. 16 yıl çiftler belki birbiriyle bir araya gelebiliyor, kalabiliyor ama 16 yıldan sonra ayrılma, boşanmalar daha çok artıyor şeklinde bir değerlendirme. Devam ediyoruz. CHP Kartepe'de delege seçimleri için yeni takvim, evet, itiraz sonrasında iptal edilmişti. Delege seçimleri 14-24 Kasım arasında gerçekleşecek. Kocaeli'de yıllık 100 bin ton fındık üretiliyor diye bir haber de var Etek bölümünde. İkinci manşet gibi ne kullanılmış? MİA meclise geliyor şeklinde Suriye Çatak'taki imza atmış bu habere. 8 yıl tartışıldı, altyapı hizmetleri eklendi ve emsal 1,5 olarak devam şeklinde 3 tane ara başlığı bulunuyor. Evet, bittiğinde veya yapıldığında veya hizmete girdiğinde kaç yıl sonra bir fotoğrafla da paylaşılmış, böyle olunacak şeklinde. Herhalde biz görmeyiz de bizim çocuklarımız görür mü bilmiyorum ama torunlarımız görür mü bakacağız. Kızılay İş Merkezi fotoğrafıyla bir haber verilmiş. Kızılay İş Merkezi yeni yılda yıkılacak. Evet, hala yıkılacak. Yıkılacak. Alttaki trafoların kaldırılması, SEDA yazılar yazılması oldu da bitti de olmadı da yapılıyordu yapılmıyordu. Muharrem Şenol gitmiş haberi irdelemiş ve İş Merkezi yeni yılda yıkılacak şeklinde bir haber yapmış. İnşallah doğrudur. Yani Muharrem Şener'in yaptığı haber doğru. Orada bir kısıntı yok. Bu konuda yıkılma kararının bir an evvel başlaması doğru mu? O mevzu. Kılıçdaroğlu cenazeye geldi. Evet, Kılıçdaroğlu'nun eşinin amcası yaşamını yitirmişti. Derince de dün cenazesi kaldırıldı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu dün cenaze törenindeydi. Ve buradan da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Sokak röportajı şeklinde bir haber. Hiç aklımdan çıkmıyor ama adım da atılmıyor şeklinde Bilge Murat'ın bir röportajı anonslanmış gazetede. Temizlik için 90 araç kiralama yerlisi yapıldı. Kim yaptı? İzmit Belediyesi. Dün canlı olarak yayınlandı. Çünkü yeni daha çıktı alımla ilgili karar, yetki. Onunla ilgili hizmetlerin aksamaması için de böyle bir kiralama işine devam ediliyor İzmit Belediyesi'nde. Bu kiralama işi 90 araçlılık ama daha sonra da alınacak yeni araçlar artık kiralama işi kalkacak diye düşünüyoruz. Ve Özgür Kocaeli gazetesinde nokta oluyoruz değerli izleyiciler. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Tabii kısa bir ara verirken de klibimiz var. Klibimizle birlikte gideceğiz bu araya ve kliplerin arkasından da yine reklamlarımız olacak. Handan Kara söyleyecek sarmaşık gülleri, ardından reklamlar. İkinci bölümde tekrar birlikteyiz. Çok derindir.
bitse de inan, kalbim yine senindir. Alamaz bir sevgili kalbimdeki şu yeri, sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri. Türkiye'de fark yaratan lezzet şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli Yetkili Bayimize bekliyoruz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park, İkiz Sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Eftel Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftel Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocakbaşı'na bekliyoruz.
Klibimiz sonrasında ve reklamlarımızın ardından sizlerle tekrar ikinci bölümde karşınızdayız. Değerli TV2 izleyicileri, Manşetler programından bir kez daha sevgiler, saygılar, hürmetler diliyoruz. Ve güneşli bir izimiz sabahından sizlere seslenmeye, görüntümüzü ulaştırmaya çalışıyoruz. 3 İl Gazetesi'ni okuduk. Şimdi sırada ikinci bölümde 3 İl Gazetesi ve 3 İlçe Gazetesi var, köşe yazarları var. Ama Kocaeli Valiliği'nden gelen bir notla sizle hemen ikinci bölüme başlangıç yapalım. Saat 15.30'da Kocaeli Valiliği'nde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlar Sorumlusu Devlet Bakanı Doktor Elvin Hasan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksu'yu ziyaret edecek. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşalım. Bugün şu arada gelen bir nottu bu ve bakıldığında bu tür çalışmalar, bu tür ikili ilişkiler, bu tür ziyaretler iki ülke arasında ticaret hacminde daha farklı boyuta taşıyacak diye değerlendiriyoruz. Umarız bu da gerçekleşmiş olur. Değerli izleyiciler, tabii ki ikinci bölümümüzün ilk gazetesinde Demokrat Kocaeli Gazetesi ile başlayacağız ve bu günkü manşetinde Demokrat Kocaeli Gazetesi ki genel yayın yönetmeni Mervis Soysal önemli bir röportaja imza atmış. Alaaddin Sarı ölüm ve ölüm yıl dönümünde Kalecan'ı anlattığı üst başlığı konulmuş haberde ismi hep yaşayacak şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Tabii ki bu Alaaddin Sarı'nın sözü ise tırnak içerisinde alınmalıydı veya bu şekilde verilmeliydi. Buradan bir hatırlatma vereyim çünkü ismi hep yaşayacak sözü. Gördüğüm kadarıyla Alaaddin Sarı'dan çıkmış, tırnak işaretleri kullanılmalıydı veya diye düşünüyorum eğer söz onunsa. Türk sendikal hayatın sembol isimlerinden lastik iş lideri Abdullah Karacan bir yıl önce bugün hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Karacan'ın çeyrek asırlık yol arkadaşı Genel Başkan Alaaddin Sarı Karacan'la geçen yıllarını gazetemize anlattı şeklinde bir bölüm kullanılmış. Şimdi hain saldırı dendiğinde tabii ki farklı şekilde değerlendirilebilir. Ama şunu söyleyelim, olayı bir hatırlatalım. Çünkü hain saldırı dışarıdan bir saldırı veya kurulmuş bir veya planlanmış olarak da olabilir, bir saldırı olarak değerlendirilir. Ama olay şu, Lastik Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan Atabatan'daki fabrikaya gidiyor ve oradaki sorunları konuşmak üzere temsilcilik binasına veya yerine veya bölümüne giriyor. Tabii ki orada sorun bir çalışanın ki katil zanlısı olarak şu anda cezaevinde yatıyor. Çalışanın yer değiştirmesiyle ilgili bir sorunu var. Bununla ilgili konuşmalar gerçekleşiyor. Bu konuşmalar sırasında işte şu andaki cezaevinde katil zanlısı olarak yatan kişi çağrılıyor. Temsilciler de o mekanda yer alıyor. Ve Abdullah Karaca'nın kendi silahı masanın üstünde veya belinde birçok konuda değerlendirme yapmıştı bunda. Ve bir tartışma, bir boğuşma yaşanıyor. Silah. Abdullah Karaca'nın kendi silahıyla yaşanan tartışma sonrasında katil zanlısının tetiği çektiği iddiasıyla yaşamını yitiriyor. Yani planlı bir saldırı değil. Bir hain bir saldırı veya planlanarak yapılmış bir saldırı değil. Ama bir sendika üyesinin, lastik sendika üyesinin ve genel başkan arasında çıkan tartışmadan dolayı silahın patlamasıyla Abdullah Karaca'nın yaşamını yitiriyor. Bunu da buradan belirtelim. Tabii ki hepimizi üzdü. Bir genel başkanın bir kendi sendikası işçi tarafından, bir üye tarafından kendi silahıyla öldürülmesi gerçekten oldukça ilginç. Tabii masanın üzerinde o silah olmamalıydı. Abdullah Karacan'la üye o şekilde tartışmamalıydı gibi birçok soruyla karşı karşıya kalabiliriz. İşte bununla ilgili bir değerlendirme ve bu değerlendirmeyle ilgili de Alaaddin Sarı bir röportaj vermiş Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne ve 4 tane de ara başlığı var o röportajın. O sözü hep aklıma gelir. Görevi bırakmak istedim. Gücümüzü üyeden aldık. Hedefimiz vakıf ve okul şeklinde de 4 tane ara başlığı var. Mervis Soysal'ın yaptığı röportajda. Geliyoruz ikinci manşete. İkinci manşet nasıl bir şekilde verilmiş? İntiharı bile düşündüm şeklinde biraz evvel toplu taşıma araçlarından indirilen kişiyle ilgili bir değerlendirme. Toplu taşıma imkanlarından ücretsiz yararlanan engelli vatandaşları ile sürücüler arasında zaman zaman yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi şeklinde bir alt başlık var. İkinci kez bindiği için ilk olay değil şeklinde bir haber verilmiş gazetede. 65 yaş engelliler, bunların kanuni hakkı var değerli otobüs sürücüleri, değerli kooperatif üyeleri,
değerli oda üyeleri, değerli sürücüler. Bu kişileri siz aracınıza alıyorsunuz ve bunun karşılığında siz para alıyorsunuz. Bu kişileri bedava taşımıyorsunuz. Size yapılan anlaşmalar gereği para ödeniyor. Ve siz bu kişilere böyle davranamazsınız. Hakkınız yok. İnsanlık adına yok. Bırakın her şeyi. Engelli bir kişiyi araçtan indiriyorsunuz. Neymiş? İkinci sefer girmiş, bedava biniyormuş. Ya binsin ya. Cebinizden karşılayın. Çok büyük para değil. Bu kadar zor mu bu insanları taşımak? Bu insan engelli. Bu insan senin aracına binerek bir yere ulaşmak istiyor. %99 engelli olan bir kişiyi araçtan indirmek ne? Hangi insanlığa sığar? Hangi insanlık bunu kabul eder? Ya günde 5 seferde binse, 10 seferde binse aynı araca bırakın binsin ya. Bunu nasıl karşılayamıyorsunuz? Hangi vicdanla o insanı indiriyorsunuz aşağıya? Bu devletin verdiği bir hak. Bu hakkı siz engelleyemezsiniz. Bu hak bu kişiye verilmiş. Ama siz kalkıyorsunuz, indiriyorsunuz araçtan. Ve orada bulunan araçta kimse bu işe müdahale etmiyor. İnsanlık bu kadar bu noktaya geldi bu ülkede. Evet, devam ediyoruz. Zehirli ıspanak yok şeklinde bir açıklama İzmit Ziraat Odası'ndan. İnşallah bilimsel bir açıklamadır. Kayınpeder destek saçtı şeklinde hemen alt tarafta bir haber kullanılmış. Sol tarafta 13 kişi gözaltında, torbacılara operasyon. Abbas Çakar imza atmış bu habere. Sosyal tesisler lastik işte kaldı. Kayınpeder destek saçtı haberini de Abbas Çakar yapmış. Devam ediyoruz. İzmit'te araç ihalesi yapılan ihalenin fotoğrafıyla verilmiş haber. Otomobilin çarptı, yaya kurtulamadı. Abbas Çakar imzalı Gebze'deki olay verilmiş değerli izleyiciler. Kalecan ve hayalleri şeklinde Mevlüt Soytal'da köşesi anons edilmiş birinci sayfada. Devam ediyoruz Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile. Çağdaş Kocaeli Gazetesi bugün tesisler yeniden lastik işin manşetini kullanmış. Lastik İş Sendikası tarafından kullanılan Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde Vinsan'la bulunan sosyal tesisler ihaleye çıktı. Sosyal tesisleri yine Lastik İş Sendikası 60 ay için 2 milyon 160 bin TL'ye kiraladı. Evet, 60 ayda 2 milyon 160 bin TL ödeyecek Lastik İş Sendikası bu tesisleri kullanarak. Aylık bedeli 36 bin TL ara başlığı var. 60 ayda 2 milyon 160 bin lira şeklinde ikinci ara başlığı var. Habere de Ayşe Aydın imza atmış. Ispanağı rahatlıkla yiyebilirsiniz şeklinde Ayşe Aydın imzalı bir haber. İzmir Ziraat Odası Başkanı'nın yaptığı açıklama. 3 ilçede uyuşturucu operasyonu 13 gözaltı. Selvi Kılıçdaroğlu cenaze için ilimize geldi şeklinde bir haber kullanılmış. Lastik İş Sendikası Karacan'ı anacak anma ile ilgili bir haber. Suyu çekilen gölet çiftçilerin kabusu oldu şeklinde ikinci manşet gibi kullanılan bir haber göletin etrafından ve göletteki kuraklığı gösteren bir fotoğrafla haber desteklenmiş. Vekilimize saygısızlık getirmem şeklinde Mehmet 55'in fotoğrafıyla Ayşe Aydın imzalı bir haber verilmiş. Zeytinoğlu yıllık cari fazlası yükseldi şeklinde bir açıklama ki ekonomiyle ilgili açıklama dün yaptı bu açıklamayı. Arkadaşının dayısını öldürdü tutuklandı şeklinde bir başka haberde kullanılmış. Ki Gültepe Mahallesi'ndeki cinayetle ilgili Binnet'ten en gururlu yarışma şeklinde bir haber var. Kartepe'de delege seçimleri ertelendi ki yeni tarihte belirlendi. Ayşe Aydın imzalı bir haber. Hobi Bahçelisi'nde son dokunuşlar şeklindeki bir haber de verilmiş. AK Parti tabanı ve İzmit Meclisi, Veysel Tipioğlu ve aydınlanan bir cinayet şeklinde iki tane başlığı Sadun Çetin'in köşe yazısı anons edilmiş gazetenin birinci sayfasında. Nurettin Kolaycı ise bu rezalete dur deyin şeklinde bir köşe yazmış ve onu da anons edilmiş. Dün yine Nurettin Kolaycı ile bir telefon görüşmesi yaptım. Önceki gün rahatsızlanmıştı. İzmir Devlet Hastanesi'nde kısa süreli yatmış, tedavi olmuş. Tansiyonun yükselmesi nedeniyle durumu iyi. Buradan da belirtelim ve bir kez daha Nurettin Kolaycı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bizim Yaka Gazetesi'ne geldik. Bizim Yaka Gazetesi bakalım nasıl bir birinci sayfa yapmış bugün. Vali Hüseyin Aksoy'dan müjde. İki nokta üstte koymuşlar. Turizm Otelcilik MTAL taşınıyor şeklinde bir sağlık eğitim haberi kullanılmış. Büyük olasılıkla bu eğitim haberinin menşei ve kaynağı Galip Ataman'dır. Onun altını çizelim. Bununla ilgili daha evvel bir haber yapılmıştı. Taşınacak şeklinde taşınıyor şeklinde de 15-25 Kasım tarihleri arasında 18-28-25 Kasım tarihleri arasında taşınacağı belirtilmiş. Galip Ataman'ın köşesi ise Vali Aksoy ve öne çıkan projeleri şeklinde başlığı kullanılmış haberde.
55 milletvekillerimize haksızlık ettirmem şeklinde sağ tarafta bir haber var. Kılıçdaroğlu'nun amcası Derince'de toprağa verildi diye bir haber kullanılmış. Sosyal testler yine lastik iş sendikası aldı. Pınar Gül Tarhan imzalı bir haber. Kocaeli'de sanayici ile çiftçimiz bir tutmasınlar şeklinde bir başka Diren Çelik imzalı İzmir Ziraat Odası Başkanı'nın yaptığı açıklama. 1 milyar dolara satılık liman şeklinde bir başka haber Gebze'de. Diriliş kampları sonbaharda bir başka güzel şeklinde Emine Akboyun'un haberi verilmiş. Ki imza atmış bu habere. Evet, bir başka habere geçiyoruz sol tarafa. Uyuşturucu kullanan kiracılar ev sahibine dehşeti yaşattı şeklinde bir başka haber. Önceki güne uyuşturucuyla ilgili bir asayiş haberi kullanılmış. 17 yaşındaki kıza şantajla cinsel saldırıda bulunan tutuklandı şeklinde bir haber var. Gemkin Metal ve Kırkan korumada geleceğe nefes oldu şeklinde Galip Ataman'ın imzalı bir haberi var. Altın Yovan'ın acı günü şeklinde bir başka haber konulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi eski başkanlarından Altın Yuvan Sakarya'da yaşayan esnaf ağabeyi Günay Altın Yuva 72 yaşında yaşamını yitirmiş. Evet, Altın Yuva ailesine de buradan bahsaldı. Dileklerimizi iletelim. Milletvekili Engelsiz Yaşam Merkezi'ne hayran kaldı şeklinde de haber konulmuş gazetede. Değerli izleyiciler, şimdi İlçe gazetelerine geçmeden evvel bir spor sayfalarına bakalım gazetelerin. Bizim Yaka'ya bakalım, spor sayfası veya spor haberi son sayfada kullanmış mı? Diriliş kampıyla ilgili bir haber kullanılmış. İş tarafa bakıyoruz. Öyle bir spor haberi yok. Spor haberi bulunmuyor. Bizim Yaka'da sevmiyor sporu bizim Yaka gazetesi. Çağdaş'a geldik. Sefer Cüze yönetimindeki bir sayfa bakalım nasıl şekillenmiş. Kocaelispor'da mesai başladı. Kemer evinde 10 puan topladı. Derince OFA hazırlanıyor. Gölcük'te hazırlıklar başladı. 3 futbolcu sınırda şeklinde haberler verilmiş gazetenin spor sayfasında. Demokrat Kocaeli. Evet, o nasıl bir haber de çıkmış. Diriliş kampı sonbaharda bir başka güzel şeklinde son sayfada haberi var. Onun altında Karacan'la ilgili bir ilan haberi var. Geliyoruz iş sayfaya, 15. sayfaya. Sarı alarmı şeklinde bir manşet atmış değerli izleyiciler. Demokrat Kocaeli gazetesi spor sayfasında. Derince'de izin bitti. Offspor hazırlıkları sürüyor. Kritik maçlara çıkacağız. Gölcük'te hazırlıklar başladı. Güllerden teşekkür şeklinde bir başka haber de konulmuş gazetenin spor bölümünde 15. sayfada, 16. sayfada değil, sayfada. Özgür Kocaeli'ye geldik. Gökdeniz yuvadan uçmasın şeklinde bir manşet konulmuş gazetede. Evet, ilginç bir manşet. Gökdeniz'in çünkü sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Milli takımda çağrıldı, öne çıktı. Ve diğer takımların dikkati çekiliyor. Ve şimdiden uyarıyor. Özgür Kocaeli gazetesi spor sayfası, spor editörleri, spor müdürleri, spor sayfasını hazırlayanlar. Uçmasın yuvadan. Dikkat edin diye yönetime bir uyarı. Kemer maçı startı verildi. Elit B'ye milli ara Göksu'nun iddiası şeklinde bir başka haber de konulmuş gazetede. Bakacağız şimdi Mavi Kocaeli gazetesindeki spor sayfasına. Hedef 4 maç 12 puan. Gölcük'te coşkulu turnuva. Ordu Meydan Derneği'nin kongresi 26 Kasım'da. İsyan ilgisi tutanlar galip 3-0 şeklinde haberler kullanılmış. Geldik taraftar ekine Kocaeli Gazetesi'nin. Kemer Spor sahasında son 3 maçı kazandı şeklinde istatistiksel bir haber verilmiş. Anlat Erok anlat şeklinde bir manşet konulmuş Erdem Övünç imzalı. Kocaeli Spor için kimin ne yaptığı önemli değil belki ama bunlara gerek yok. Kimi açıklamalar ya da algılar nedeni mide bulandırıyor şeklinde bir değerlendirme var. Son örnek Esenler Belediye Başkanı'ndan Erok Kulübü yeni adım atsa da ok yaydan çıktı bir kere şeklinde bir farklı bir habere imza atmış. Olan Körfez Kulübü'ne olduğu kriz dolu yıllar futbola zarar veriyorlar, geri adım attılar şeklinde de ara başlıkları var. Haberin okumanızı diliyorum. Giriş kilisi devre arasına lider girdi 1-2 şeklinde bir haber kullanılmış. U14'te 5 maç var. Aman sarı kartlara dikkat. Cansu Damla ve Melisa milli takımda şeklinde haberler var. Kardeş Antalyaspor karşılayacak şeklinde Antalya'da oynanacak müsabakayı Antalyaspor taraftarı da karşılayacak Kocaelispor taraftarını ki yanılmıyorsam 55 kişilik veya 15 kişilik mi 25 kişilik mi bir rakam söz konusu Kemerspor'un sahasındaki deplasman tribünü ayrılan bölüm. Bunu da buradan vurgulayalım. Peki. Bakıyoruz bugünkü
günün manşetine Mavi Kocaeli diyoruz değerli izleyiciler. Aynı tarafından biz de istiyoruz diye Mavi Kocaeli gazetesi bugün günün manşetini atmış. Bize göre. Evet. Mavi Kocaeli'nin attığı manşet böyle. Biz de bugün Mavi Kocaeli'yi günün manşetine değer bulduk. Peki. Günün muhabiri. Peki. Değerli izleyiciler. Günün muhabirine bakıyorsunuz. Hakikaten. Yani öne çıkan fazla bir haber yok. Ama Muharrem Şenol Kızılay haberiyle bana göre bugün yine önemli bir şey imza atmış. Çünkü normal rutin haberlerin dışında farklı bir şey çıkarmış. Muharrem Şenol günün muhabiri. Evet. Araştırma bir haber yapmış. Gitmiş yerinde bakmış. Görmüş. Araştırmış. Bir habere imza atmış. Kendisini kutluyoruz Özgür Kocaeli gazetesinde. Peki. Geliyoruz günün sayfasına. Valla bakın günün sayfasında yine bütün sayfalar var. O yüzden ben bugün günün sayfasını seçmiyorum. Bize göre günün sayfası yok. Normal sayfalar yapılmış. Öne çıkan bir sayfa yok. Bunları belirledikten sonra devam ediyoruz. Neyle? Gebze'yle. Gebze Hedef gazetesiyle değerli izleyiciler. Gebze Hedef gazetesine bakalım nasıl bir logonun üstünde haberler var. Gebze Orman İşletme Şefliği artık müdürlük şeklinde bir haber konulmuş. Emlak vergisinde son gün 2 Aralık. Evet, belediyenin topladığı emlak vergisindeki son gün 2 Aralık ödemeye yapılması konusunda uyarıda bulunmuş bu haberle. Mezarlık hizmet binasında sona doğru şeklinde Darıca ile ilgili, Darıca Belediyesi ile ilgili bir haber konulmuş. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyor. Balçık Mezarlığı hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla sürerken Başkan Bıyık inşaatı inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şimdi bakın bir fotoğraf var. Ekranda değil mi Sayın Yönetmenim fotoğrafı? Şimdi binayı görüyorsunuz, incelemeye görünüyorsunuz ve atılan başlığa bakıyoruz, sona doğru. Yani daha binanın normal şartlarda dış cephesi bitmemiş. Nasıl bitecek bu? Yani bu binada nereden baksanız, yani bu çalışmayla, belediyenin çalışmasıyla veya şunda bunda en az 6-7 aylık bir zaman dilimi var bunun hizmete girmesi için. Yani sona doğru diye şeklinde bir manşet bana farklı geldi. Binanın fotoğrafını gördüğüm için söylüyorum. Binanın fotoğrafında bu şartlarda daha dışı bitmemiş, içi daha içinde ilgili birçok çalışma yapılacak, birçok içi daha zordur dıştan, ince iştir çünkü. Daha binanın sadece 4 duvarı bile yok, duvarları bile çıkmamış, yapılmamış. Sadece üst tarafına, alt tarafı yapılmış, üst tarafı devam edecek mi, çıkacak mı bina? Bu bina 6-7 ayda bitmez bu fotoğrafa bakıldığında. İlginç bir manşet kullanmışlar. Gebze'de torbacı operasyonu şeklinde sağ tarafta bir haber var. Dilovası'nda fuhuş operasyonu, Medine son yolculuğuna uğurlandı şeklinde bir haber de konulmuş gazetenin birinci sayfasında. Devam ediyoruz. Neyle? Express gazetesiyle. Derince Express'e geçtik. Derince Express'te ne var? Bakalım. Hobi bahçesinde son dokunuşlar. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün özel kursiyerlere yönelik sözünü yerine getirdi şeklinde bir haber var. Alt başlık olarak da kullanılmış ve fotoğrafta kullanılmış. Hobi bahçesinde son dokunuşlar şeklinde bir haber. Geleceğe nefes fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Biraz geç kaldılar çünkü 2 günlük bir çalışma bu. Önceki gün yapılan bir işti. Dün yanı verilebilirdi. Bugün verilmiş. Kadırga yolu soğuk asfalt ile kaplandı. Başkan Büyükakın'dan engelli personele doğum günü pastası şeklinde de haberler var. Diriliş kampları sonra sonbaharda bir başka güzel. Tramvay hattının uzunluğu 20 kilometreye çıktı. Marmara Denizi için ortak aksiyon alınmalı şeklinde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tarih Büyükakın'ın söylediği, geçtiğimiz hafta söylediği söz bugün gazetede yer bulmuş. Şimdi bu habere bir bakalım. Bakın biraz evvel şu engellilerle ilgili araçtan indirilmesiyle ilgili bir değerlendirmede bulunmuştum. Başkan Büyükakın'dan engelli personele doğum günü pastası. Tabii ki bu olmalı. Tabii ki bu yapılmalı. Ama araçtan indirilen engelli için ne yapıyorsunuz? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibi. Bakın engelli araçtan indiriliyor. Hakkı olmasına rağmen. Ki bu özel belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin işletmesi, değerlendirmesi size bağlı. 24 saat araçlar kamera vasıtasıyla inceleniyor, takip ediliyor. O
engelli araçtan indirilirken sizin kamerayla takip ettiğiniz servisiniz sizi uyarmadı mı? Bununla ilgili bir çalışma yapıldı mı, yapılmadı mı? Özel araçlarda ve belediye araçlarında, yani ulaşım parkının araçlarında kamera var ve araçlar 24 saat takip ediliyor kamerayla. Bu engelli vatandaş araçtan indirilirken takip edilen, bu araçları takip eden servis uyarıda bulunmadı mı? Bu anın hakkında, bu sürücü hakkında yasal bir işlem yapılıyor mu, yapılacak mı? Önümüzdeki süreçte bunu görecek miyiz? Hani zaman zaman Büyükşehir Belediyesi basın yayın servisi paylaşıyor ya, araçları 24 saat takip ediyoruz diye, her yeri görüyoruz diye. Hani zaman zaman bazı sürücülerin yaptığı iyiliği veya yaptığı iyi davranışlar o kameralardan görüntüler alınarak servis ediliyor ya. İşte burada servis edilmesi gereken veya incelenmesi gereken bir durum. Engellinin araçtan indirilmesi. Doğum gününü kutlayın ama engelliyi araçtan indirenler hakkında da işlem başlatın. Elinizde çünkü belge var. Çünkü izliyorsunuz 24 saat. Gölcük postasına geldik. Gölcük postası bakalım nasıl bir manşet atmış. Medişoğlu akılcı ilaç kullanımı önemli şeklinde ilçe sağlık müdürünün sözü manşet olarak kullanılmış. İşte bakın ne güzel bir mesaj. İlçe sağlık müdürü açıklama yaptı diye bir manşet kullanılmamış. Medişoğlu'nun yaptığı söz manşet olarak çıkartılmış işte. Belirleyecek mesaj da çok önemli şekilde yukarıya çekilmiş. Devam ediyoruz. Ki Erdem Şengül bu habere imza atmış. İlaçlara karşı direnç gelişir şeklinde bir ara başlık var. İlacın kullanımına doktorlar karar vermeli şeklinde bir başka ara başlıkta kullanılmış haberde. Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sabri Medişoğlu'nun fotoğrafıyla bu haber verilmiş. Kızılay meclis üyelerini ağırladı şeklinde bir haber var. Gölcük'ten anlamlı kelimesi destek. Kocaeli'de 100 bin nüfus tarımla geçiniyor. Cari dengedeki iyileşme beklentilere uyumlu şeklinde bir haberde kullanılmış. Kaymakam Karabulut'tan CHP'ye iadeyi ziyaret diye bir ikinci manşet haberi kullanılmış. Sosyal tesislerin kiracısı değişmedi ki lastik iş devam ediyor. Balık adam tecrübesini kitabıyla paylaşıyor. Modern şehir mobilyaları artıyor. Dijital kütüphaneye kolay erişim şeklinde haberlerde kullanılmış. Sol tarafa bakıyoruz. Otomobil kamyonete çarptı, iki yaralı. Arkadaşının dayısını öldüren zanlı tutuklandı şeklinde bir başka haber var. Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Damadını ve yanındaki arkadaşını bıçakladı şeklinde bir haber var. Teknoloji ve iletişim başlığıyla da Armağan Teke bugün köşe yazısını yazmış. Gazetenin birinci sayfasından da anonslanmış bu köşe değerli izleyiciler. Evet, gazete turumuzu noktaladık. Geldik nereye? Genel yayın yönetmenlerinin yazdığı köşelerin başlıklarına ve kısa yorumlarımıza. Evet, genel yayın yönetmenleri bugün bakalım nasıl bir köşe yazıları başlığı kullanmış ki biraz evvel belirtmiştim ama gene biraz dişini açarak da verelim. Özgür Kocaeli Gazetesi Adem Turgut demiş ki CHP'de aslında neler oluyor şeklinde bir soruyla delege seçimleriyle ilgili bir değerlendirme yapmış. Dün Sadun Çetin'in yazdığı yazı üzerine bir şey söylemiştim. Bugün yine Adem Turgut'un yazdığı yazı üzerine söylüyorum. Aralık ayında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin delege seçimleri yapılacak. Bakalım o seçimlerle ilgili köşe yazarları ki Adem Turgut neler yazacak onu da takip edeceğimizin altını çizelim. Delege seçimlerinin neler olduğunu, neler yapıldığını, nasıl bir çalışma içerisinde olduğunu, hangi yani 20 mahalle tamamlandı geçtiğimiz hafta ve İzmit'te özellikle 3 mahallede 2 listeli bir seçim gerçekleşti. Diğer mahallelerde tek listeli seçimler gerçekleşti. Cumartesi pazarda yine devam edecek İzmit'te seçimler ki en hareketli bir yer. Delege seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmit diyelim, İzmit ilçesi diyelim. Çünkü iki adaylı bir seçim söz konusu önümüzdeki süreçte. Bu arada 31 Mart yerel seçimler öncesinde omuz omuza çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli ismi Alparslan Seymen ve İzmit Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Fatma Kaplan Hürriyet yurt dışına geldikten sonra dün öğle yemeğini İzmit'te önemli bir lokantada baş başa yedi. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saatlik de bir görüşme gerçekleştirdi. Aralarında problem var deniyordu ve şu şekilde de değerlendirildi o buluşma, yemek yenmesi. Buzları erittilermiş şeklinde. Bakın Alparslan Seymen'i ben tanırım. Fatma Kaptan Hürriyet'i de tanırım. Aralarında bir sıkıntı yoktu. Öyle olması gerekiyordu.
1,5 saatlik bir yemekte de bazı şeyleri tartışmışlar. Onu da altını çizelim. Devam ediyoruz Kocaeli Gazetesi'nden Tanzer Yunal. İktidarın İmam Hatip karnesi başlığıyla İmam Hatiplerle ilgili, İmam Hatiplere verilen desteklerle ilgili, İmam Hatiplerden çıkan sonuçlarla ilgili bir araştırmacı bir köşe yazmış. Okumanızı tavsiye ediyorum. Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde Mevlüt Soysal, Karacan ve Hayalleri şeklinde yapılan röportajın daha farklı bir boyutunu köşesine taşımış Mevlüt Soysal, Karacan ve Hayalleri şeklinde Alaaddin Saray ile yaptığı değerlendirmeyi ve röportajı farklı bir boyutta köşesine taşımış. Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nden Sadun Çetin, AK Parti tabanı ve İzmit Meclisi başlığıyla İzmit Belediye Meclisi'ndeki Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyeleriyle tabanı arasında, partinin tabanı arasındaki bazı değerlendirmeleri de köşesine taşımış. Bizim yakada da Galip Ataman, Vali Aksoy ve öne çıkan projeleri şeklinde de bir köşe yazmış değerli izleyiciler. Gelelim internet gazetesindeki arkadaşlarımızın ne yazdıklarına. Kocaeli Gazete 262'de ki iki yazarla sizlere başlıklarını söyleyeceğim. Yücel Alpay Demir, Kocaeli Gazete 262'de bekliyoruz şeklinde bir başlıkla birçok tespiti yaparak beklentileri ve gerçekleşmemelerini ve nedenlerini paylaşmış köşesinde. İlginç bir köşe. Adeta gündemdeki sorunları alt alta yazıp bunlarla ilgili değerlendirmesini ortaya koymuş. İşte 3600 ek gösterge hala bekliyorlar. Polisler hala bekliyor. Bakalım hangi seçim öncesinde tekrar gündeme taşıyacak iktidar. İşte EYT'lilerle ilgili bölüm. Bunlarla ilgili de bir değerlendirme yapmış. Uğraş Çiftçi, Avrupa kendisini uyanık, başka herkesi enayi yerine koyuyor şeklinde yine uluslararası gündemi değerlendiren ve uluslararası gündemden, gazetelerden ve diğer yerlerden aldığı bölümleri harmanlayarak bir köşe yazmış. Kocaeli Gazete 262 internet sitesinde görebilirsiniz. Önemli bir başlıklı ve önemli bir değerlendirme diyelim. Ahmet Akçaalan, AK Parti öze dönüyor şeklinde yapılacak ilçe başkanlığı seçimlerinde, delege seçimlerinde daha farklı bir boyutla karşımıza geliyor. Şimdi şunu da söylemiş. İstişare kurulları toplantısı yapılıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ve burada bir bölümü basına açık olarak gerçekleşiyor. Basına açık alan bölümün dışında da basına kapalı olarak herkes her şeyi istediğini söyleyebiliyor. Zaman zaman bu basına açık yapılmalı mı, yapılmamalı tartışması olmuştu siyasi partiler. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bir bölümünü danışma kurullarının basına açık, daha sonrasını basına kapattığı bölümleri çok tartışılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi artık tüm bölümleri basına açık gerçekleştiriyor danışma kurullarında. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki o istişare toplantıları ilk bölümü açık, ondan sonrası kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili de kimse eleştiri bazında bir yazı da yazmadı şimdiye kadar. Ben görmedim belki de. Evet, bunları da belirttikten sonra bugünkü yayınımızın sonuna geldiğimizin altını çizelim. Yarın saat 9.30'da yine karşınızda olmak umudu ve dileğiyle. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Yarın görüşmek dileğiyle.